Stand on the bar, stomp your feet, start clapping. Got a real good feeling, something bad about to happen. Pulled up to the church, but I got so nervous. Had to back it on up, couldn't make it to the service. Grabbed all the cash underneath my mattress. Got a real good feeling, something bad about to happen. Merhaba. Uğur Öztürk, Ömer Kastan. Uğur Öztürk benim, Ömer abi içeride teknik işleri yapıyor. Peki, Uğur hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan geliyorsun, buz kalıpları görüyoruz. Bu akşam ayrı bir şov yapacağız. Dünya Guinness rekorunu kıracağız. 2013'te bizdeydi. Bir senedir kimse çıkmadığı için biraz daha arttıralım, Türkiye'de kalmasını istedik. Peki nedir bu rekor? Rekor, tek omuz darbesiyle en çok buz kolunu kırma rekoru. Allah Allah. Yani sadece omuzunuzu kullanabiliyorsunuz. Başka bir yeri ite ite mi? Koşup vurup mu? Sadece dokunuyorsunuz, itemiyorsunuz. Onu zaten teknik konuları Şeyda Hanım açıklayacak. Öyle mi ha? İtme yok, sadece omuz. Rekor sende mi bu konuda? Tabii ki bizde. Ve iki kişilik ekip olmasının sebebi ne? Yani beraber mi kırıyorsunuz? Yok. Ömer abi benim hem hocam, küçükten beri zaten görüşmeyi takımızla beraberiz. Ben yere düşersem yakalayabiliyorsa yakalıyor. Bitmiyor. Koşu koşu bir kere vuruyorsun, hepsi kırman lazım. Zaten bir seferde aklıma. İlk seferde çıktığınız zaman kararsız kalırsanız duruyorsunuz. Tekrarlama hakkınız var ama buza sadece bir sefer dokunabiliyorsunuz. Yani bu 10 saniyelik, 5 saniyelik bir şey olacak. 10 saniyelik bir olay. En kısa, belki de en etkileyici gösterilerden biri mi olacak? Aynen öyle gözüküyor abi. Ne diyorsun Eser? Merhabalar, hemen söyleyeyim. Guinness Rekorlar Kitabı'nda ve bu rekoru tekrardan yükselteceği için Guinness Dünya Rekorları Türkiye temsilcisi ve aynı zamanda hakemi Şeyda Hanım da burada, onu da davet edelim. O onayı verecek, ölçümleri yapacak ve Rekorlar Kitabı'na geçecek böylelikle. Buyurun Şeyda Hanım. Başarılı. Teşekkür ederim. Buyurun. Şeyda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Siz şu anda Guinness'i mi temsil ediyorsunuz Türkiye'de? Guinness Records, evet. Peki, hemen sormak istiyorum. Kaç konuda rekor Türkiye'de şu anda, kitapta? Yaklaşık 100'ün üstünde diyebiliriz. Öyle mi? Ha, çok güzel. Şimdi, bu konuda da rekor bizde. Evet, açıklama yapacağım. Tamam. Şimdi izin verirseniz. Okay. Tabii, dinliyorum. Bu rekorun adı, tek bir hamleyle en çok buz bloğu kırma. Bu deneme için Guinness Records arası, uluslararası kurallarını açıklamak istiyorum. Kullanılan buz blokların uzunluğu en az 85 santimetre, genişliği en az 15 santimetre ve kalınlığı en az 7 santimetre olması gerekiyor. Bu rekorun şu anki sahibi Uğur Öztürk'ün kendisi 2013 yılında 14 tane buz bloğunu kırarak bu rekoru Amerika'dan Türkiye'ye getirmiştir. Bugün kendi rekorunu kırabilmesi için en az 15 tane buz bloğunu kırması gerekiyor. Ben çekim başlamadan evvel ölçümlerimi yaptım. Bir önceki rekorda siz var mıydınız? Evet. Peki. O zaman 14 tane kırmıştı. Uğurlusunuz demek ki. Bakalım. Peki, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Uğur, are you ready? Hazır mısın? Bir dakika. Are you ready? Guinness'in şeyi mi o? Are you ready ile mi başlıyor rekorla? Yabancılar da kırıyor yani. Ha, o yüzden. Uğur, hazır mısın? Üçten bire sayacağım. Hazır olduğunda başlayabilirsin. Okey? Tek darbede diyor. Koşarak. Oh la la. 3, 2, 1, go.
Şimdi kısa bir slow motion'da ağır çekimde seyretmek istiyoruz. Bir performans sonra resmi sonucu açıklayacağım. Normalde ne iş yapıyorsunuz? Hep böyle buz kırmaca mı? Ne iş yapıyorum? Tam bugün çevre ilişkisinde çalışıyorum. Kültür Müdürlüğü'nde müdür bey nasıl? Kültür Müdürlüğü'nde çalışırken birden dediniz ki ben buzları yan yana koyayım bir üstüne vurayım mı ya? Ondan önce sporculuk geçmişim var yani. Peki bu rekoru kırmayı nereden düşündünüz? Ama herhalde gördü, kıranı gördü onu ben de yaparım dedi. Yok, daha önce Amerikan güreşi de yapıyorum aynı zamanda. Profesyonel güreşçiyim. Avrupa şampiyonluğu falan üçüncü var. Abim de üç dünya şampiyonu zaten. Wow. O arada Guinness'in çok slam hareketi denen bir hareket vardı. Ring arıyorlardı. Ben de kızdım yani Türkler varken niye dışarıdan giriyor diye. O iptal olunca bana bunu getirdiler. Bu en basit olan. Daha yapacağım iki tane de çok ekstrem. Biz en basitten başladık. Ona ne zaman yapacaksınız? Hangi konuda mesela? Hangi konuda? Şimdi bir tanesi 20 kapı var. Patlayan cam. Onu kimse kıramıyor. Amerikan futbol ekipmanlarıyla yapılıyor. Bir tanesi de bir bayanın yaptığı 10 kapıyı kırarak geçiyor yanan. Kimse yapamadılar dedi, gönderim ben yapayım dedim. Şimdi onları yapacağız ama burada yapacağız. O da mı omuz? Peki. O da mı omuz? Genelde hepsi omuz Murat Bey. Hepsi omuza geliyor. Tebrik ediyoruz. Gerçekten enteresan yani beklemediğimiz bir performans oldu. Özgü sen neler söyleyeceksin? Vallahi yani... Şiddete karşı çünkü, çünkü takip ediyorum, hiç olmamış bir şey yapmam lazımdı. Yani siz alıştınız hayır demeye ama buna hayır diye. Eyvah adım çıktı çok fena. Yok hayır, estağfurullah. Bu yarışmadaki kimse Guinness rekorlara girmiyor yani bir de. Tebrik ederim. Eser Bey, ağzınız tutuldu. Vallahi bakıyorum, şaşırdım kaldım. Abi uçarak şey gidip nasıl konuyorsun? Ya orada bir düşmen şimdi lazım. Şimdi şey var. Bak. Sol ayağınla mı bastın? Onu anlamaya çalışıyorum. Bak düşmen sağ lazım. Genelde sağa gidiyor. Sağ ayağın havada, solla ayağını yer. Düşmen lazım şimdi, bundan. Şimdi yok. Benim önceki, daha önceki rekortmen 1.85 boyunda 120 kiloydu. Ha. Buza iğmeyi yukarıdan verdiğiniz zaman, ya açıklayayım nasıl olsa tekniği çözemeyecekler de. Zaten bizim boyumuz yere yakın. Bir 68 boyum var. Buzlarda bir 70. Ortadan vurduğum zaman iğme yukarı doğru gidiyor zaten. Yukarıdan aşağı gitmiyor. Çarpa çarpa gidiyor. Şiddeti fazla oluyor. Yani şu alanda direkt patlayıcı yapıyoruz en sonunda. Yani biz yani şimdi Eser'le birlikte koşsak, oraya girsek bile bir şey olmaz galiba. Yok. Bizim güreşte bele girme var. Bele girme var. Bu teknik çok önemli bir teknik. Uğur da o tekniği kullanıyor. Bunu hiç kimse bilmiyor. Neydi? Bele girer gibi bele girme. Söyleme, ne demek ya? Söyleme. Yani çalarlar. Çalarlar dedi. Yani o çok önemli. Sormaz ya. Bele girmeden çünkü ne anlayacak yabancı? O güreş hareketi galiba. Çevirirler. Ya zaten tüyü verdik, güreş şekli değil. Don't enter the ring. Don't enter the ring. Tamam galiba Şeyda Hanım ölçümleri yaptı. Evet, ölçümlerimizi yaptık. Dünya rekorunun sonucunu açıklamadan evvel rekor denemesinin Guinness World Record standartlarına uygun olduğunu teyit ediyorum. Evet Uğur. Bu rekoru sen 2013 yılında 14 tane buz bloğunu kırarak Amerika'dan Türkiye'ye getirdim. Bugün kırdığım buz blokların sayısı 17. Yeni bir Guinness World Record rekoru. Tebrik ediyorum. You are officially amazing. Thank you very much. Buyur. Ya çok bir şey sorabilir miyim? Arada İngilizce zorunluluğu var değil mi? Yani dünya rekoru. Bu you are officially amazing. Demek onu her hakem Guinness Records'ta sertifikayı verirken son artık o bizim şey bir motomuz. Acun Bey, ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı biz Expo'da. Onlar ayrı orada bir savaşıyor. Şu anda herkes bu haberi bekliyor. Ben daire başkanıma ve müdürüm Şevket Demirkaya ve iş Tata
Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bir senedir kimse destek olup da bunu yapamadık. Size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Peki arkadaşlar, o zaman artık oynamaya geçelim. Eser. Vallahi abi gururumuz şu an. Ben bir sonraki rekorları da merak ettiğim için evet diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben bu yeteneksizsiniz de bu rekorun kırılmasından dolayı inanılmaz mutlu oldum. Bir sonraki rekorun da yine bizim programımızda olmasını ümit ediyorum, temenni ediyorum. O yüzden evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok heyecan vericiydi. Ellerinize, ayaklarınıza, omzunuza sağlık. Evet teşekkür diyorum. Ederim. Teşekkürler. Ben de heyecanla bekliyorum bir dahaki turu ve evet diyorum. 4 evet olur. Eyvallah, sağ olun.